Merhaba sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Tarihin Peşinde bu hafta Cezayir meselesini ele alıyoruz Erdoğan Aydın'la ikimiz. İlk bölümde Osmanlı'nın Cezayir'de ortaya ne denir ona, vuku buluşu, arkasından Oruç ve Hızır reislerin orayı kontrol altına almak için izlediği siyasalar ve nihayet Osmanlı himayesini anlattık ve ilerlemeye başlamıştık. Erdoğan belki biraz bu nokta hafif geriye. Geriye gitme çok da yine çok şeyin içerisinde 1529'lardan sonra orada farklı dönemler şeklinde tezahür etti Osmanlı egemenliği. Belki onları anlatırsın. Şuna atıfta bulunmak istiyorum. Hosso'nun İslam'ın Serüveni, İslamcı bir yayın evi tarafından basılmış ve İslam tarihini gerçekten de İslami egemenlerle empati yapan bir yerden anlatan çok önemli bir üç ciltlik çalışma. Bu kitapta Cezayir'le ilgili şöyle bir kıyaslama yapıyor. Bizi tutarlılığa davet ediyor daha doğrusu. Sen az önce okuduğun şeyi daha teorik bir yerden. Osmanlı rejimi Fransa'nın aynı dönemde Cezayir'de kurmakta olduğu rejime benzetilebilir. Osmanlı teşkilatını ama diyor Osmanlılar Fransızlar kadar becerikli olmadılar. Aynı iş yaptılar ama Fransızlar daha etkin. Ama aynı şeyleri yapmaya çalıştılar. Polis teşkilatını tam bir kanuni kontrol ağı kurmak için yeniden düzenlediler. Merkezi bir yerel yönetim teşkilatı kurdular. Daha sonra evvela zeytin üretimi, arkasından diğer iktisadi bağımlılık ve uluslararası pazara entegrasyon. Yani sen de az önce işaret ettin. Eğer bir başka güç gelip bir başka ülkede, toplumda, coğrafyada oradaki kaynakları kendisine bir kısmını bile akıtıyorsa, oradaki yönetim mekanizmasını kendi çıkarlarına göre planlıyorsa, orayı ister haraç, ister düzenli vergi, ister oradan elde edilen orası aracılığıyla bir egemenlik kuruyorsa, karşımızdaki durum nesnel olarak bir sömürgecilik halidir ve dolayısıyla bence bunu teslim etmek lazım. Bunu teslim etmek tarihe daha gerçekçi bakmayı gerektiriyor. İlk dönemde işte Barbaros Hayrettin Paşa'dan itibaren bir 60-70 yıl kadar... Paşa da demeyelim ama yani bu paşa lafı da insanları yanıltıyor. Aslında hep o korsan özlerini hep korumuş insanlar bunlar. Ve korsan deyince bizde romantize ediliyor. Böyle Hollywood filmlerinden de gelme bir şeyle. Aslında karada olsa atı üstünde kılıcı elinde ona buna işte şey yapan, katliam yapan, soyan, kaçıran şöyle bir insan. Olabilir. Bu da denizde hani yapıyor bu işi. Bir devletin gidip başka toprakları işgal etmesini kendi başına buyruk, küçük çete, donanma sahibi bilmem nenin yaptığı iş oluyor. Tamam, yani korsanlık burada, paşalık da aslında çok böyle anlamlı, itibari değeri yüksek olan biz bir kelime. Sevilir tamam, ya hani. Haklısın, sokakta öyledir ama sonuçta pek çok celaliye paşa denilmiş, işte bilmem akrabaya paşa denilmiş. Barbaros da paşa olmuş. Paşa olmuş. Kabul et diyorsun. Peki. Cezayir'in korsanlığı sadece ilk dönemde kurucularının korsan olmasıyla sınırlı değil. Yine İslam Ansiklopedisi'nden okuyorum. Şimdi vergilerin toplanması beylik mümessillerinin belli başlı meşguliyeti olmakla beraber, yani İstanbul'dan atananlar ve onların çocukları, onların kurdukları yönetim aygıtı. Yani halktan başka bir şey. Cezayir'in sıradan halkından başka bir şey. Korsanlık 3 asır müddetle Cezayir hazinesinin başlıca menbaı oldu. İslam Ansiklopedisi olduğu için daha şey oldu. Yani demek ki Osmanlı egemenliği 300 yıl sürdü zaten. Bu 300 yıl boyunca Cezayir sürekli olarak bir korsan merkezi yatağı olarak çalıştı. Esasında mukaddes cihat şekillerinden biriyken gidiyorsun gavur dediklerinin mallarına, şehirlerine çöküyorsun. 16. asrın son senelerine itibaren hükümeti bütün ahaliyi zengin eden bir meslek haline geldi. Korsanlıkta başarılı oldukça sıradan halka da akan bir parçası tabii, oluyordu. Tabii bir parçasını ona oluyordu. Husus payı dolayısıyla olarak veriyordu. Cezayir'de görece refah oluyordu. Korsanlık yapılamaz hale gelmeye başlayınca da içerideki ayaklanmalar veya bu korsanlıktan hiç pay alamayan berberi halk, Cezayir yerlileri de ayaklanmaya sürekli devam ettiler. Şimdi
Bu korsanlık o kadar gelişkin ki büyük denizci devletler Fransa, İngiltere kendi bayraklarını taşıyan gemileri tecavüzden kurtarmak için yanlarında savaş gemileri geçirmeye başladı. Buna karşı aynı imkanı kuramayan İsveç, Danimarka, Hollanda, Napoli gibi ülkeler ise Osmanlı'ya başvuruyorlar. Osmanlı tamam diyor ama sonuçta çözülmüyor. Belli ki arkasından sen bildiğini yap çünkü oradan Osmanlı merkezine de bir pay geliyor. Bunun üzerine bu devletler oturup Cezayir yönetimi ağalarla, dayılarla anlaşmalar imzalamak zorunda kalıyor. Tabii her anlaşmanın bir bedeli ek bir yasal para verip sen benim gemilerime evet, saldırma evet, şey olma. Evet. Şimdi bir bu. Ortalıkta karşımızdaki tablo bu. Buradan nereye gideceksin? Ona buradan göre... bu dört dönemli Cezayir'in iç idari mekanizmasında... Ben de şu hani senin konunla ilgili olduğu için belki burada söyleyebilirim. Söyle. Bu hani korsanlık dedin 300 yıl sürdü diye İslam Ansiklopedisi bile itiraf ediyor. Hakikaten Osmanlıların... Çok doğal bir şey gibi anlatıyor. Evet. Yani hani bugünkü Osmanlıcılar gibi böyle savunmaya geçmiyor. Aslında yani olay şu, içeride bir legal bir sistem var göya. Bu illegal olarak da haracını toplayan Akdeniz'in bu korsanlar bir devlette hesap soramıyor Osmanlı'ya. Yahu senin himayende olan bir ama ne yapayım diyor. Dayılar kendi başına davranıyor diyor. Biraz sonra sen anlatacaksın. Osmanlıların Amerikalılarla ilk tanışması da bu Cezayir korsanlarının şeyi yüzünden, saldırıları yüzünden oluyor. 1779'dan itibaren ABD ile Trablus, Cezayir ve Tunus sularında Mağribli korsanlar arasında silahlı çatışmalar oluyor. Sen demin dedin ya silah o ne gemilerle, askeri gemilerle evet, geliyorlar. Diyeceksin ki Amerikalıların ne işi var orada? Ama ticaret yapmak için evet, oralarda herkes dolaşıyor. Amerika işgalci bir güç olarak güç gelmiyor. Olarak ticaret gelmiyor, ticaret yapıyor. Ve İngiliz bayrağı altında aslında Amerikan gemileri de. Ve 1776'dan sonra kendi bayraklarını çekmek zorunda kaldıkları için Garp ocakları diye anılan o bu korsanların da geçim kapısı yani Amerikalılara rahat saldırıyorlar. Çünkü artık İngiliz'den ayrı bir unsur sahibi yok yani onlara göre. Ve Amerikalılara semiz ördek diyorlarmış ilk başta. Evet. Fakat esir almaya başlayınca Amerika dur o kadar da değil diyor bizim. Belki de Amerika'nın çapını henüz daha bilmiyorlar. İşte onu kastediyorum. Evet. Eskiden İngiliz bayrağı olunca daha tedbirliydiler. Ama Amerikan bayrağı çekmeye başlayınca 1776'dan itibaren bu sahipsiz böyle yeni çıkmış bir şey ve semiz ördek diye adlandırıyorlarmış. Ve bunun üzerine hatta 1793'te çetin pazarlıklar sonucunda ABD'den 2 milyon 274 bin Meksika pezosu fidye almışlar. 1795 yılında Cezayir izinsiz sefer yapan iki Amerikan gemisini limana bağlayınca Amerika yılda 12 bin altın ödemeyi kabul ederek gemileri kurtarmış. Fakat bundan sonra şey yapıyorlar, biz bunlarla böyle başa çıkamayacağız. Osmanlı'yla biz bir görüşelim diyorlar ve Britanya himayesinde 1786'da İstanbul'u, 1797'de İzmir'i, 1800'de yılında da İskenderiye'yi ziyaret ediyorlar ve ilk kez yine 1800'de Cezayirli korsanlara ödenecek fidyeyi doğrudan 3. Selim'e takdim etmek için merkeze ve biraz da manalı bir şekilde yani haraç alıyorlar, bak abi biz sana getiriyoruz ve bunu da bir konuşalım demek için herhalde. George Washington savaş gemisi İstanbul'a geliyor bu haracı getirmek için. Sonra işler güzel, anlaşma yapıyorlar 1803'te ithalat, ihracat vesaire derken artık Osmanlı himayesinde biraz Cezayirli korsanlardan kurtarıyor paçasını Amerika. 1830'da da biliyorsun iki ülke arasında ticaret anlaşması imzalanacak ve himayeyi en fazla himayeye mazhar ülke statüsü verecekler birbirlerine ve şey ama Osmanlı ilk başlarda hiç yüz vermiyor Amerikalılara da yani bir süre daha 1830'a kadar Cezayirli konsarlıların insafına terk ediyor. Buyur. Yani düşün yani. Gerçekten. Evet. Şimdi Osmanlı'nın Cezayir'deki pozisyonda giderek görece bir değişim olmaya başlıyor. Şimdi birinci dönem 1518, gerçi dediğin gibi 1518 değil, erken değil bir tarih ama 1518-1587 arası dönem doğrudan doğruya Beylerbeyi yani merkezden atanan, merkezin otoritesini kabul eden ve etrafına topladığı Yeniçeri,
artı bir de mahzen topluluklar üzerinden Cezayir'i, sınır şeridini, aslında bugünkü Cezayir gibi düşünmeyelim. Bugünkü Cezayir Fransa tarafından derinleştirilerek kuruldu. Daha çok sınır, eğer arkadaşlar harita varsa haritayı da göstersinler. Aslında sınırda bir bölge. Anladım. Arkasından Paşalar Devri başlıyor. 1587-1659 bu... Aslında görece Osmanlı'dan kısmi bir özellik, yani buraya yerleştirilen aristokrat, Osmanlı'dan buraya taşınmış olan güçler artık Osmanlı'dan gelen güce birebir uymak yerine onu başların üstünde tutmak ama giderek onu birazcık kenarda tutmak şeklinde bir süreç. Hatta Köprülü Mehmet Paşa döneminde arada bir gerilim oluyor. Sen benim... Eğer gönderdiğim valileri, görevlilerimi birebir emirlerine uymazsan sen de buradan itibaren gemilerine erzak alamazsın, insan alamazsın, ticaret yapamazsın falan diye böyle bir sınırlama koyuyor. Arkasından bu Yeniçeri ağalarının ama artık Cezayirlileşmiş ama Cezayir şöyle halktan olmuş değil. O kendi içinde bir mekanizma, bir aristokrat mekanizma bu ağaların... inisiyatifi kullandığı ve beşli bir divan oluşturdukları bir dönem başlıyor. Bu da 1659-1671 ve arkasından aslında Cezayir'in son dönem, deyim uygunsa kavramı sen nasıl bulursun, ben bir yarı sömürgeleşme dönemi. Yine merkeze vergi aktarıyor ama merkezden görece bağımsız, kendi iç mekanizması var. Dayılar Devri. Dayılar Devri 1671'den 1830'a kadar süren ve bu dönem özellikle Osmanlı dışındaki devletlerle zaman zaman doğrudan anlaşma yapan, doğrudan pazarlık yapan ama Osmanlı'nın otoritesini de tanıyan, oraya vergi aktarımında devam eden bir ara dönem. Dolayısıyla bu Dayılar Devri, istersen oradan sen devam et, İngilizlerin Cezayir limanlarını bombalamasına kadar gidecek. Bir müddet sonra da Fransa'nın gelip el koymasına varacak bir süreç. Süreç. Hani şey gibi düşün, Mısır 1882'den itibaren İngiliz protektorası iken buraya İngiltere'nin sömürgesi demiyoruz gerçi ama protektora idaresi gibi bir şey kurulmuş oluyor senin tarif ettiğin kadarıyla Cezayir'de. Ve bu dönemde son yılları, yani 1800'de ben hani George Washington gemisini getirttim farkındaysan, sonra 3. Selim dönemi, 3. Selim'in işte indirilmesi tahttan, patronu Halil isyanı, arkasından ölmesi ve yerine 2. Mahmud'un geçmesi ve 2. Özür dilerim, 2. Mahmud, evet 2. Mahmud, ondan sonra da 2. Mahmud'un reformları kapsamında Yeniçeri Ocağı'nın lağvı 1826 Haziran'ında, arkasından Osmanlı-Rus Savaşı. Ama onun biraz öncesinde özür dilerim, Mora isyanı, Yunan isyanı, Mora isyanı diye adlandırılan o büyük kalkışma. 1827'de bir Navarin baskınında Osmanlı donanmasının yakılması ve bu arada Kavalalı'nın meydan okuması işte gibi olaylarla uğraşıyor Osmanlı ve Osmanlı-Rus Harbi yenilgiyle bitince 1827-28 ve Edirne Anlaşması'yla çok önemli avantajlar kaybediyor Karadeniz'de vesaire. Ve gerçekten içeriğiyle uğraşırken Cezayir şeyi, hattı iyice özerkleşiyor o arada. Evet. Fakat İngilizler ve Fransızlar da bunlardan illallah demiş durumdalar. Sürekli gemi kaybı, sürekli haraç vermek, mallarını, kargolarını kaybetmek, insanlarını kaybetmek. Bunları bir şekilde de nasıl hallederiz diye bakıyorlar. Ama o sırada Cezayir çok özel. Neydi? Hüseyin Cezayirli, Hüseyin Paşa. Cezayir dayısı diyelim. O özerk ilişkiler içerisinde Fransa ile bir zamanlar bazı ticaret ilişkileri vesaire bir şeyler kurmuş. Onlardan dolayı bir alacağı olduğunu düşünüyor Fransa'dan. Aslında Cezayirli iki Yahudi tüccarın alacağı. Ha, doğru, yani, haklısın. Dayının Fransız kendisinin değil. Veya dayının temsil ettiği devletin alacağı değil. Alacağı değil. Cezayirli evet. İki Yahudinin alacağı ve bunun için Fransa'ya mektuplar yazıyor. Fransa'da
ne demek, asıl sizin bize borcunuz var diye bir hesap çıkarınca sanıyorum Fransız konsolosunun yüzüne neydi? Yelpazesini vuruyor. Bunlar tabii Osmanlı tarihçiler için çok yani gurur verici anekdotlar, çarptı işte eskiden. Haddini bildirdi. Haddini bildirdi. Padişaha gelirdi, aylarca, yıllarca göremezdi padişahı, ayağını, eteğini öperdi. Hani biz de çok meraklı olunan. Halbuki sonu nasıl bitecek yani biraz sonra göreceğiz. Bunun üzerine Fransa ablukaya alıyor Cezayir'i. O Fransa yelpaze, bunu iyi bahane yapıyor. Bahane yapıyor yani. Emperyalist yayılma için bu yelpaze işini. Aynen. Yelpaze işini bahane yapıyor. Bu da ben Fransızlardan şey yaparsam İngilizlere yanaşırım diyor. Halbuki İngilizler de o sırada bundan şikayetçi. Ve Nisan ayında 1829'un bombalıyorlar. Cezayir kentini bombalıyorlar. Dayı buna ses çıkarmıyor, sineye çekiyor. Çünkü Fransızlara karşı İngilizlerle ittifak yapacağını umuyor. Halbuki hiç evdeki hesap çarşıya uymayacak. 14 Haziran 1830'da Fransızlar Sidi Ferru mevkiine asker çıkaracaklar. Ve kendi kuvvetleriyle onlarla mücadele etmeye kalktığı zaman yetersiz olduğunu görecek. Ki daha önce kendisi katletmiş Yahya Ağa diye bir askerini, komutanını, o açıdan da güçsüz bir durumda Cezayirli Hüseyin Paşa. Sonunda damadı da yetersiz olunca İmparator Kalesi, o dönemde adlandırılan Fransızların olduğu kale, 4 Temmuz'da kabul ediyor şartlarını ve 5 Temmuz 1830'dan itibaren artık Fransız dönemi başlıyor diyeyim. Fransız sömürgeciliği. Hani izleyicilerimiz der ki ya Fransızlara gelince dönem diyorsun, Osmanlılara sömürgecilik. Hayır. Fransızlar sömürgecilik açısından gerçekten dünyanın en vahşi halklarından biri. Evet. Gerçekten modern dönemdeki sömürgecilik en konusunda katı, en kanlı. Fransızların yani olağanüstü, mesela İngilizler görece daha böyle usturuplu götürmüşler. Ellerini çok kana bulamadan üst yapıda ilişkiler kurarlar. Gittikleri sömürgeleri dönüştürmeyi de becererek, fakat Fransızların Vietnam'da da yani Uzak Doğu'da da Afrika'da da gerçekten Kuzey değil, bütün Afrika'da o korkunç sömürgeleri Cezayir'in var. Cezayir'in bugünkü bildiğimiz haritasını da Fransızlar oluşturacaklardır. Ama bu arada şunu da belirtelim, o Hüseyin dayının yaptığı o yelpaze atraksiyonuna Osmanlı da ses çıkartamayacaktır. Yani Osmanlı Fransızların gelip Cezayir'i işgal etmesi karşısında, çünkü artık havlu atmış bir ülke, sesini çıkartamayacak, protesto edemeyecek. Cezayir'in kendi içinde Abdülkadir Bey, yanlış hatırlamıyorsam, onun bir yerel direnişi var. O direniş nedeniyle 1830'dan 1849'a kadar Fransa Cezayir'in bütünlüğünü kontrol edemeyecek. Evet. Ama sonuçta 1830 Cezayir'in artık yeni dönemi, yeni sömürgeleşme dönemi. Fransa bu yerleşim sürecinde yarın öbür gün daha eğitilmiş bir aristokrasi olduğundan, Osmanlı kökenli, Yeniçeri kökenli bu dayı gelenekli olan ekibi Osmanlı arazisine doğru sürecektir. Karşısına bir otorite bırakmamak için ve dolayısıyla giderek derinleşen bir sömürgecilik izleyecektir. Şimdi bu, peki Fransa mesela Mısır'da ilk Mısır'a yönelik işgal, asker çıkartmayı Napolyon yapmıştı. Napolyon Bonaparte yapmıştı. Evet. Sürdüremedi. Acaba neden Cezayir'de başarabildi? Bu dönemin şöyle bir özelliğini hatırlatalım. İngiliz, Fransız ve Ruslar kendi aralarında görece dost oldukları, görece sömürgelerin paylaşımında birbirlerinin ayağına basmadıkları bir dönem. Dolayısıyla Fransa, hani bu en yakın benimdir, dolayısıyla rahatlıkla girerim dediği şeye İngilizler ve Ruslar da itiraz etmiyorlar. Ve dolayısıyla giderek de, çünkü bu işgallerini Tunus'a böyle bir durum söz konusu. Fransız sömürgeciliği gerçekten dünyanın sonraki süreci açısından olağanüstü bir vahşet örneği olarak anımsanıyor. Yani Fransa tabii asimilasyoncu bir sömürgeci. İngilizler asimilasyondan ziyade üst düzeyde o toplumun egemenleriyle işbirliği yaparak beyaz adamın aslında tabii hani medenileştirici misyonunu her ikisi de yüklendiğini düşünüyor. Yani medenileştireceğiz biz.
ki Macron'da hala o dil var. Hala ama bir İngiliz mesela o hatayı artık yapmaz yani. Hı. O tür bir dil kullanmaz ama Macron'da o çiğlik, hani Fransız sömürgeciliğinin o gaddar yüzünün ehlileştirilmiş dahi olsa hala sürdüğünü gösteren o çiğ dil vardı. Bu Sirkat'in söyler örneği evet. Burada tam Macron'un Macron Fransız arzından, sömürgeciliği için. Kesin. Mesela Lübnan'daki tutumları veya Suriye'deki manda yöneticilikleri de çok gaddardır. Yani Suriye halkının dilini değiştirmeye çalışması, Marseyezi milli marşı yapmaya çalışması, para şeyini değiştirmesi, bütün sembollerini Fransız sembolleriyle yani kültürel açıdan alttan şey yaparak zaten genel olarak muhalif güçlerle merkeze karşı kışkırtma eylemlerini yürüten bir güçtür. Ama Cezayir'de artık tek egemen olarak yine işbirliği yaparak tabii belli güçlerle. Orada mesela kendi misyonerlerinin raporları falan var. Cezayir'in Müslüman oluşunun Fransız sömürgeciliği açısından büyük bir engel olduğunu anlatan bazı böyle belgeler var. Ve İslam inancının yenik dahi olsa bu yenilgiyi geçici bir süre yaşanan bir çile dönemi olarak gördüğünü ve bir gün Mehdi, o bölgelerdeki Mehdi inancı daha güçlü anladığım kadarıyla bilmiyorum. Maliki falan daha ağırlıklı galiba Kuzey Afrika hattında. Aslında affedersin Ayşe, Osmanlı buraya Hanefiliği aşılamaya, yani Osmanlı da kendi resmi ideolojisini buraya aşılamaya çalışıyor. Yani çok değil tabii, ama tabii Fransızlarla kıyaslandı. O sonunda dediği gibi asla Fransa'ya kıyaslanmayacak. Yani becerikli, Fransa'ya daha da yakın tabii Cezayir. Onun da etkisi bu dönem var Fransa, belki. Daha gelişkin, aydınlanma, sanayileşme, askeri mekanizma. Tabii. Teknolojinin gelişimi, kontrol tabii. mekanizmaları. Yani genler mesela uluslaşma üzerine yazan bir düşünürdür. O mesela sanayi toplumu, tarım toplumu diye ayırıyor o emperyalistleşme. Sanayi toplumlarının aslında payına, biz burada Osmanlı'yı her ne kadar sömürgeci dedik, emperyalist demedik modern yani emperyalist ona. Değil, modern evet. emperyalist emperyal olamamış. Kalmış. Emperyal kalmış. Fransızlar Cezayir'e farklı bir statü de getiriyorlar. Yani haklar ve özgürlükler. Çünkü Fransız ihtilali olmuş yani. Bu topu topu kaç sene önce? 50 sene önce. Daha çok diri o düşünceler. Eşitlik, adalet, kardeşlik, kölecilik. 1848'den sonra daha vakit var ama kaldırılacak veya ne diyeyim yani en azından kağıt üzerinde köleciliği bir daha onaylamayacak Fransız devrimcileri. Şimdi o düşüncelerin çok taze olduğu bir dönemde Cezayir'e gittiklerinde de ikili statüler veriyorlar. Bir kısmına yani stoyen diyor, bir kısmına süje diyor yani özne olma, bir kısmına vatandaş olma haklarını tanıyorlar kendilerince. Çok geç tarihte sömürgeleştirmiş yani. Osmanlı varlığı da onun hep kendini çek etmesi, kontrol etmesi için bir aslında zorlayıcı bir şey yani Osmanlı geçmişi. Yani boş bir alana yani Afrika'nın içlerine gittiği zaman öyle kurumsallaşmış bir güçle çatışmadı Fransız sömürgecileri. Ama Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de, Libya'da İtalyanlar kendilerinden önce kurumsallaşmış bir başka emperyal gücün geleneğiyle karşılaştılar ve onun için biraz daha ehlileştirilmiş bir sömürgecilik bu sahil şeridinde uyguladıkları. Tunus'ta da öyle mesela ama içeriye gittikçe Belçika bilmem ne işbirliğiyle falan son derece gaddar kanlı yöntemler uyguladılar. Ayşe, ama bu kurumlaşmış olan, şehirleşmiş olan yerlerde de kısa bir zaman sonra bir milliyetçi karşı dalga. Hı hı. Ne işiniz var? Niye buradasınız? Hı hı. İşte din farklı, dil farklı, bilmem ne farklı. Dolayısıyla o dalga, o bağımsızlıkçı veyahut da direnişçi dalga gelişmeye başlayınca hı hı. Fransızlar Cezayir'de, Orta Afrika'da yaptıkları cinsten katliamlar da gerçekleştirecekler. Buyur, devam et. Nereden? aslında tabii asimilasyon şeyi Fransızca bir terim. Evet. Bizde de temsil diye geçmiş, böyle iyi bir şey gibi anlatılıyor. Aslında egemen kültürün hakimiyetini ilan etmesi ve kendi içinde eritmesi ve iradi olmayan bir şekilde çoğu zaman.
bazen etrafını sarmalayarak değil. Entegrasyondan yani farklı. Yani burada doğrudan bir hukuk dışı, cebri evet. bir uygulama. Entegrasyon gönüllü bir şekilde evet. bir başka kültürün değerlerini, kurallarını, dilini kabul etmek ve onunla evet. kardeşleşerek yaşamaktır. Evet. Asimilasyonda bir diğer kültürün artık yok, kendi özelliklerini koruyamaz hale gelmesi evet. söz konusu. Ve konumlandırıyor onu yabani, barbar, kendisini medeni, dolayısıyla medenileştirmek. Hı-hı. Yani sonuçta dediğin gibi Napolyon Bonaparte Mısır'a geldiği zaman yanında biliyorsun bir sürü Mısırlıyı götürür ve o adamlar aydınlanma fikriyatıyla Avrupa'da tanışırlar. İlk Mısır bilgisi Avrupalıların o dönem oluşur ve geriye döndüklerinde de bir Mısır aydınlanmasına da kaynak oluşturacaktır. Bonaparte yönetiminden sonra artık sömürgeler için geçerli evrensel yasalar yerine kolonilerle ilgili özel yasalar, kolonileştirmenin özel yasaları ortaya çıkıyor. Ve tabii ucuz köle emeği Karayipler'de vesairelerde bunlar her ne kadar köleciliği kaldırdık deseler de devam ediyor. Bu 1848 devrimlerinden sonra Fransa'nın içerisinde sanıyorum 9. Charles mı? 10. Charles, özür dilerim, Bourbon restorasyonu dedikleri bir dönem içerisinde Fransızlar arasında popülaritesini arttırmak için aslında Cezayir'i bir gösteri alanı olarak da seçiyor kendine o kral. Ve o dönem içerisinde böyle hamaset bilmem ne vesaire derken işte Hüseyin dayının o boşluğundan yararlanarak oraya çöküyor Fransa. O tarihten sonra hani ben çok Fransa'nın 20. bin nedir o 1960'larda 54 ile 62 arasındaki katliamlarının benzeri bir katliam doğru. yaptığına dair doğru. fazla kaynak görmedim. Yok. Sen gördün mü bilmiyorum. Hayır, ben de en azından görmedim. Görece daha barışçıl ama giderek nüfuz eden, giderek evet, dönüştüren evet, bir evet. şey var. Belli tepkiler de var ama dediğin gibi daha görece sakin. Fakat şu, İkinci Dünya Savaşı başlamasından önce artık bir Cezayir bağımsızlık hareketi var. Talepler var. Bu taleplerin Fransa'da yaşamakta olan bir kısmı komünist, bir kısmı liberal olmuş Cezayirliler üzerinden bir örgütlenmesi hali var. Bunların Cezayir toplumu içinde bir karşılıkları var. Dolayısıyla giderek biz bağımsızlık istiyoruz. Belki özerklik talepleri, farklı Cezayir partileşmeleri var. Şimdi bu savaştan önce değil mi? Şeyden sonra yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor Cezayir tabii. meselesinin milliyetçi şekillenmesi. Evet. Pardon. Evet. Yani sonuçta hayır İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde artık bir talep, farklılaşma, farklılığın altını çizme ve bunu Fransa'dan hareketle yapma. Dönemin sol partileri, gazeteleri, internasyonel içinde bunları dillendirme şeklinde bir dizi girişim var. Bu dalga giderek çok önemli bir olgunlaşmaya varırken İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişini örgütleyen De Gaulle, İngiltere hem Cezayir'e yerleşiyor hem Cezayir'i Fransa'yı kurtarmak, Nazilere karşı kavga etmek için şöyle bitireyim. Biraz hızlı gittin. Mümkün ama ha. başlamışken bitireyim. Burada bir işbirliği oluşuyor. Cezayir toplumundan sizin bağımsızlık taleplerinizi, sizin haklarınızı kabul ediyoruz ama şu anda Nazilere karşı bizimle birlikte olun diyen hı hı. ve Cezayir toplumundan da bu öneriye karşı büyük bir teveccüh. Rakam tam bilmiyorum ama 500 bin gibi bir rakam telaffuz ediyor. Fransız egemenliği adına asker yazılan ve Nazi karşıtı savaşa katılan insan birikiyor. Umut ne? Umut savaş biter bitmez bağımsızlığın verileceği. Şimdi sen biraz nereye git? biraz daha ne zaman galiba? Haklısın ama hakikaten şimdi şeyi düşündüm. Savaş tabii 1800'lerde çok durduk. Ondan sonra Birinci Dünya Savaşı. Kendimizle yüzleşmek için çok durmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda da birçok ulus bağımsızlığına kavuştu. Birçok evet. ulus devlet kuruldu ama Cezayirliler o fırsatı bulamadılar. Fransızların öyle bir niyeti yoktu. Cezayir meselesini ilk defa uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Komünist İnternasyonel aslında. Evet, Komünist İnternasyonel'de genel sekreter olan kişi Ahmet Mesali Haç adlı kişi
işçi olarak gitmiş Fransa'ya ve orada Komünist Enternasyonel'in sekreterliğine kadar yükselmiş. O, onun sayesinde 1927 Brüksel Kongresi'nde... Ayşe, Komintern'in genel sekreteri mi, Komintern'in sömürge komisyonunun genel öyle sekreteri? Öyle mi? Ay, çok özür dilerim. Ben genel yani Komintern'in değil, Komintern'in sömürgeler haklısın, komisyonunun. Haklısın, benim yanlış bilgim. Yani o Mesali Haç sayesinde 1927'de Komintern Fas, Cezayir ve Tunus'un bağımsızlığını tanımasını istiyor. Fransa reddediyor, Mesali Haç'ı hapse atıyor. Bir başka damar daha var. Yani sol değil sadece Cezayir Doğru. mücadelesinin damar taşıyıcısı. 1924'te kurulan Kuzey Afrika Müslüman Öğrenciler Derneği'nden yetişen Ferhat Abbas bir başka damarı oluşturuyor. Önce İslami hassasiyetle başlamış ama ileriki yıllarda milliyetçiliğe kaymış ve Mustafa Kemal ve Kemalist hareketin deneyimini laiklik dışında genel olarak çok esinlendirici buluyor anti-emperyalist mücadelesinden. Bir de Şeyh Abdülhamid bin Badis var. Bu da İslamcı kanadı oluşturacak. Onun kafasında da İslami esaslara göre bir Cezayir var. Biri cumhuriyetçi esaslara göre Cezayir, biri de sosyalist esaslara göre Cezayir. Yani bu üç kişinin ortak paydası Fransız sömürgeciliğine karşı olmak. Tabii bu şekilde bunlar yaşanırken Türkiye ne yapıyor diye baktım ben. Milli mücadele döneminde Fransız ordusuyla gelmiş bazı Cezayirli askerler var. Antep falan, Adana yöresine çıkarılmış. Bir de Senegalli askerler var. İstanbul'un işgalinde falan da yer almışlar. Bunlardan bir kısmı ordudan firar edip Anadolu'da kalmış, evlenmiş falan, böyle az sayıda da olsa. Bunları yeni devlet kurulunca çeşitli yerlere yerleştirmiş, vatandaşlık vermiş Türkiye Cumhuriyeti. O kadar. Sadece 1930'da Cezayir'in Fransız sömürgesi olmasının 100. yıl dönümünü kutlarken Fransa, Türkiye bütün konsolosluklarına, elçiliklerine bir memorandum göndermiş. Bu davetlere katılmayın diye. Mustafa Kemal döneminde tek olumlu etkinlik bu. Onun dışında Cezayir'de ne oluyor bitiyor hiç ilgili değil o sırada. Biraz da Fransızlarla hoş ayrılındığı için herhalde Fransızların ayağına Fransızlar basmayı düşünmüyor. Hem milli mücadelede ilk işbirliği yapan, hem Hatay... Kavgasız dövüşsüz çekilip, yani biraz Antep yöresinde bazı şeyler var ama o artık o kadar da olacak Fransızlar yani. Fransızlar çabuk geri çekiliyorlar ama. Tam tersine orada Fransızlar Türkleri tercih edip bir önce Ermenileri ortalıkta bırakıyorlar. 2000 müddet sonra Araplar ortalıkta bırakıyorlar. Yani öyle bir şey var. Şimdi gerçekten işaret ettiğin nokta önemli. Özellikle cumhuriyetçi milliyetçiler Mustafa Kemal'den çok övünçle söz ederken Kemalist Cumhuriyet aynı teveccühü göstermiyor. İkinci bir mesele bu Mesali Haç'ın temsil ettiği ve Komintern'in temsil ettiği ulusların kaderini tayin hakkı ve sömürgelerle ilgili hassasiyeti Fransız Komünist Partisi göstermiyor. Fransız Komünist Partisi hep Cezayir'deki bağımsızlık mücadelesine çok karşı soğuk, ya. Hatta zaman zaman aşağılayıcı ifadeler, işte emperyalist bir projedir. Günümüzde Kürtlere dair kimi solcuların ettiği Amerika'yla nasıl benzer. Yani hakkı karartmak için, hakkı ortadan kaldırmak için devreye başka tür argümanları sokma şeklinde bir yaklaşım. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Komintern'le bizdeki bir dönem TKP ile Komintern arasında Kürt meselesinde bir paralellik olmasına karşın burada Komintern'le Fransız Komünist Partisi, ki Fransız Komünist Partisi çok etkili bir seksiyon, aralarında ciddi bir fark var. Maalesef uluslar meselesinde Komünistler... Komintern başlı başına sorunlu bir... Ama Cezayir meselesinde Komintern yine de başından beri düzgün tavır takılıyor. Yani, buna karşı Fransız Komünist Partisi bir hayli sorunlu bir tavır sergiliyor. Neye bağlıyorsun peki Kürt meselesinde Kemalist hareketten yana iken Komintern'in Cezayir meselesinde, çünkü şurada, artık Burjuva Demokratik Devrimi meselesi yok yani. Ama her halükarda Kemalist iktidarı müttefik yapabilme imkanı ve bu imkanın ve buranın emperyalist bir ülke olmadı. Fakat buna karşı Fransa hep emperyalist bir ülke. Dolayısıyla Komintern o konuda dünyanın tepesinden baktığında Fransa ile Türkiye'nin farkı Cezayir konusunda Kürt meselesinden farklı bir pozisyon takılmasını sağlıyor. Ama ne yazık ki Komintern'in Fransız seksiyonu ki çok etkili bu dönemler Fransa'da %20, %30'lar civarında etkili sendikalar olağanüstü güçlü.
Bu dönemde maalesef Fransız Komünist Partisi aynı tavrı takınmıyor. Hatta işte Mesali Haç olsun, diğer Cezayir meselesinde Bembella falan gibi. Bembella daha cumhuriyetçi, hatta bir müddet sonra İslamcı bir hani pozisyon alacaktı. Onlara Komünist karşı tutumunda da. Parti bunlara karşı da tutum alıyor. Yani hem Fransız iktidarı bunlara tutum alıyor. Hem de Komünistler. Hem de Komünist Partisi evet, iktidarı, affedersin, Komünist Partisi yönetimi bunlara tavır alıyor. Ve Cezayir eğer bu dönem içinde sol damar eğer giderek zayıfladıysa, burada zannediyorum Fransız Komünist Partisi'nde bir payı olsa gerek. Hani bu vesileyle Fransa, Cezayir, Fransız solu ve Cezayir meselesini biraz da Kürt sorunu tartışırken evet, kulağımıza küpe etmemiz, evet, belki de bunu başlı başına bir program haklısın, konusu yapmak lazım. Evet, tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da birçok ulus devlet kuruldu. Yani belli dalgalar var. Sömürgeciliğe karşı 1960'larda sonra bir dalga olacak. Doğu bloku denilen işte oluşumun çökmesinden sonra da olacak. İkinci yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı da bir kapıydı. Orada da Fransa geri adım atmayınca bu sefer hatta o Vichy döneminde Fransız devrimcilerinin bir anlamda Cezayir merkez üssü haline geliyor. Yani oraya taşınıyorlar yani adeta. Cezayir halkı Fransız direnişini ne yataklık yapıyor, kucaklıyor evet, onları. Evet, bu kadar olumlu şeyler ama yine savaş bittikten sonra eski tas eski hamam olduğunu görünce Cezayir'de bir silahlı direniş kararı alınıyor. O aralarında biraz da Mesali Hac'ın çizgisine de itiraz eden gruplar sanıyorum onlar. Bir parça onun siyasalarını da herhalde bir şekilde eleştiren gruplar. Daha İslamcı tonlama da giderek artacak aslında hareketin içinde. Aslında ilk silahlı direnişi bugün milliyetçi, anladığımız anlamda İslamcılık değil. Müslüman evet, evet, ama milliyetçi, modernleşmeci, evet, çağdaşlaşmacı. Evet, evet. Fransa'nın kültürüne itiraz etmeyen ama Fransa'nın sömürgecine itiraz eden bir yerden. Fakat Ayşe sen de gözledin mi bilmiyorum. Fransız Cezayir direniş hareketi olağanüstü sekter bir hareket. Yani hem farklı fraksiyonların birbirlerine davranışı, birbirlerini katlediyorlar, hem de kendi işlerindeki evet, tartışmalarda evet, hemen sert. Yani böyle hem Fransız emperyalizmine karşı olağanüstü saygın evet, bir direniş. Kendi içlerinde de çok ama kendi içlerinde olağanüstü vahşet örnekleri de sergileniyor. Öyle ilginç bir yanı var. Hatta 1962'de artık Fransa dünyanın baskıları, Birleşmiş Milletler'in baskıları ve Fransız içindeki Jean-Paul Sartre ve benzeri aydınların tavırları da ön söz karşısında yazmıştır. Evet, karşısında şey olunca dünyaya artık sürdüremez hale geliyor. Rezil oluyor, teşhir oluyor ama Fransız faşistleri özellikle ordu merkezli kontrgerilla sonuna kadar direniyor. Evet. De Gaulle darbe yapacak evet, kadar. Evet. İşte illegaliteye geçecek kadar şey. Fakat burada ilginç bir şey. Hani Fransız kısmı da beni şaşırtmıştır ama bağımsızlık elde ediliyor. Elde edildikten sonra da bazı gerilla komutanları düzenli bir ordu, bir Cezayir devletinde boyun eğmek yerine ona karşı baş kaldırıyor. Öyle ki Cezayir halkı yani hala illegal günlerdeki kafayla gidenle artık bağımsızlığın resmi seçilmiş temsilciler arasına girip çatışmayı engelleyecek bir şey giriyor. Hatırlatman iyi oldu. Sorgu, Henri Alec, Fransız devrimcilerinin Cezayir bağımsızlık mücadelesine katılmak konusunda olağanüstü saygın örnekler var. Henri Alec bunlardan bir tanesi. Olağanüstü işkencelere uğruyor. Pek çok Fransız Cezayir'le yüreğini yan yana koyan Fransız idam ediliyor. Bir de idam da vahşet, giyotinle yapılıyor evet, bu dönemde idamlar. Ki kendi ülkesinde artık uygulamadığı halde bu Cezayir, Cezayirlere ve Cezayir'le dayanışan Fransızlara karşı giyotin kullanıyor. Evet. Sorguyu mutlaka arkadaşlar, hani bu Fransız emperyalizminin gözü karalığını ama aynı zamanda Fransız ulusunun içinden sol kimlikli ve Cezayir'le dayanışan insanların neleri göze aldıklarını görmek açısından evet, çok önemli.
Cezayir tarihinde önemli bir tarih 5 Mayıs 1945'te Setif katliam diye anılan, aslında bir dizi şehirde olan ama Setif şehrinin adıyla anılan bir katliam var. 1500 Fransız kaynakları 1500 kişi öldürdük diyorlar ama Cezayir kaynakları en az 10.000 kişi diyor. O sırada Cumhuriyet Halk Partisi iktidar var Türkiye'de. Bu katliamla ilgili herhangi bir kınama bir şey de yapılmıyor. Basında da yer almıyor. 1947'de o özel örgüt, yani silahlı örgüt kuruluyor. Bunun üzerine Fransa daha sertleşiyor. Türkiye yine ilgisiz. 1952'de Mısır'da Hür Subaylar darbesi ve Abdülnasır'ın başa geçmesi ve Abdülnasır'ın Arap milliyetçiliğinin liderliğine soyunarak Cezayir meselesiyle de ilgili konuşmaya başlamasının üzerine Türkiye iyice sağa savruluyor. Çünkü nerede Mısır varsa onun karşı kutbu gibi konumlayan bir Osmanlı'dan beri gelme bir alışkanlık NATO, var. Biri Sovyetler Aynen, Müttefiki. Biri Sovyet Müttefiki. Çok güzel biri hatırlattın. NATO'nun kraldan kralcısı. 1952'de sırf NATO'ya girmek için Kore'ye asker göndermiş bir Türkiye ve giderek Türkiye NATO'nun merkez ülkesi olan Fransa'nın yanına eklemlenen bir siyasa gütmeye başlıyor. O kanlı dönemde, yani 1954'ten 62'ye kadar ve Birleşmiş Milletler'deki pek çok oylamada çekimser oy kullanıyor Göya. Bazen Fransa ile hayır oyu kullanıyor Cezayir meselesinin haline ilişkin bütün tasarılarda. Ve bunlardan iki tanesi... Ayşe çekimser kullandığında ABD de çekimser kullandığı dönem. Ama yani... ABD'nin yanına yanaştığı bir dönem var. O tarihten sonra da çekimser kullanıyor ama o çekimser oylar hayati bir rol oynamıyor. Ama bir tanesi bir oy daha kabul olsa Cezayir meselesi 3-4 sene önce. 1957 galiba. 57 mi 58 mi? Evet. Gerçekten Cezayir meselesi lehine karar çıkacakken Türkiye'nin oyu sayesinde çıkmıyor ve düşünebiliyor musun? Kaç bin kişi ölüyor o tarihten sonra. Yani Türkiye'nin hakikaten Cezayir politikasında vaktimiz olsa daha uzun ayrıntılı anlatırız. Bunlar gerçekten utanç verici ve Demokrat Parti var bu sırada da iktidarda. Evet. Ve en sonunda 1959 yılında Türkiye Cezayir Fransız Dostluk Grubu'nun yöneticisi Suat Hayri Ürgüplü en sonunda yeter artık bu nasıl politikadır diye bir tek o itiraz ediyor. Bazı milletvekilleri ayrılıyorlar. Demokrat Parti'den istifa ediyor galiba. İstifa da ediyor ama o kadar. Ondan sonra ta ki 27 Mayıs darbesinden sonra darbeci Cemal Gürsel, biz çok yakınız aslında Cezayir mücadelecilerine, bağımsızlıklarına dedikten sonra, ki o da Fransa'yı emperyalist görüp kendisini anti-emperyalist diye nitelediği için, yani yeni bir paradigma ama içinden bakıyor. Ama genetsel politikanın dışına çıkmak. Buyur. Yani 60 darbesi sonrası böyle ilginç bir örnek var. Böyle örnekler ne yazık ki çok yok. Evet. Arkası da getirilmemiş ama şeyi anımsayalım. İlk tavır koyan ABD. ABD bizim işte güya işte yapıyor. Sovyetleri totaliterlikle suçluyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama senin bu yaptığın yani hani hiçbir şeye sığmaz diyen. Artık bizim meselemiz diyor Cezayir. Evet, ABD biraz tavır koymaya başlıyor. Kennedy başkan olmazdan önce de başkan olduktan sonra da dolayısıyla aslında Cezayir'de Fransızların havlu atmak zorunda kalmasına neden olan süreçte ABD emperyalizmin yüzünü temizleme, makyaj yapma çabasının da rolü var. Türkiye'nin çekimser oy hattına geçmesi 57'de de böyle. Yok, Aralık 1958'deki oylamadaymış. Bir tarihi oy, bir oy farkla reddediliyor ve kanlı savaş 3 yıl daha devam ediyor. 58'miş. Ben de 57 diye hatırlıyordum. Bu tarihten sonra biliyorsun General de Gaulle'ü Fransa'da işte iktidara çağırıyorlar. 2 Haziran 58'de önce 6 aylık bir dönem ve yeni anayasa şartıyla de Gaulle ulusun babası olmayı kabul ediyor. Ve Cezayir için o da yine bir kolonileştirme yeni sömürgecilik hattına geçmek istiyor ama beceremiyor. Çünkü hem içerideki direniş olağanüstü hem de kendi ordusu içinde ki dört generalin olağanüstü faşist ve Cezayir'e asla taviz vermeme tavrı nedeniyle de Gaulle İngilizlerin Hindistan'da becerebildiği yeni sömürgecilik hattından yeni sömürgecilik hattına geçiş
hani bağımsızlık verip ama kontrol altında tutma haline geçemiyor. Yani köy kentler falan gibi bir şeyler yapıp tarım kolonileri vesaire gibi şeyler aslında eskinin biraz daha işte ehlileştirilmiş hali diyor. Ama darbeye de değinelim, hep bizde olmuyor darbeler. Salan, Şale, Juho ve Zeller adlı dört general öncülüğünde 21 Nisan 1961'de De Gaulle'e karşı darbe girişimi birlikler önlüyorlar. İki general yakalanıyor ama Salon ve Juho seçkin paraşütçü birliklerinin Cezayir'e sığınıyor ve orada terör eylemleri örgütlüyorlar uzun bir süre. Örgüt De Gaulle bir de suikast yapmaya kalkışıyor. Başarısız vesaire derken sonunda Evian anlaşmasıyla programın sonuna geldiğimizi işaret ediyor arkadaşlar. 17 Ekim 1961 günü Paris'te müthiş bir gösteri oluyor. İlk defa Fransız halkı konuya bayrak göstererek dahil oluyor. Fransız olmaktan vazgeçiyor. Vazgeçiyorlar. 30 bin kişi, 10 bin göstericiyi gözaltına alıyor. 22 idam, binlerce kişi sınır dışı ediliyor. Sen nehrinde bir sürü kara delili cesetler yüzüyor ve sonunda konu Birleşmiş Milletler'e taşınıyor ve 16 Kasım'da çekimser ve 62 oyla kazanılan kabul edilen tasarıyla Cezayir'in bağımsızlığını tanımaya davet ediliyor Fransa ve yine görüşmeler vesaire derken 19 Mart 1962 günü saat 12'de Evian-le-Bain şehrinde imzalanan anlaşmayla 8 yıllık kanlı dönem sona eriyor ama hala tam bilançosu ortaya çıkmış değil. Evet. 500 bin ölü, 1 milyon kişi öldü diyen de var ama en az 5 milyon kişinin yerinden edildiğinde hemen hemen herkes hemfikir. Fransa'nın kaybı elbette o da var ama çok düşük yerel halka göre. Sonuçta Türkiye açısından utanç verici bir dönem. Son sözleri sen söyle. Burada az önce 60 darbesinin bir kapı açmasından söz etmiştik. Özal'ın da sıra dışı bir davranışı var. Gidip orada özür dilemek. Evet. Hani Özal'ın bu pozitif yanına da bu noktada işaret edelim. Ama Cezayir hep küs kalıyor aslında Türkiye'ye. Evet. Özal'ın affı bile değil ki. Mesela Ahmet Uyaha adlı o dönemin şeyi diyor ki Türkiye'deki dostlar Cezayir'in kolonileştirilmesinin ticaretini yapmaktan vazgeçmeliler diyor bu Özal döneminde. Yani hala kolonileştirme terimini kullanıyor. Çünkü ticari avantajlar elde etmek için yapılmış bir seferin. Evet, onun için geliyorsun diyor. Aynen. Şeyi. Sonuçta de adı olarak anıp neydi? Cemile Budeha, o da ağır işkenceler görmüş, direniş hareketinin sembolü olmuş çok değerli bir savaşçısı. Setif katliamında 10 yaşındaymış, sonradan özel örgüte girmiş ve Fransızların eline geçtikten sonra ağır işkencelere uğramış ve hayatını kaybetmiyor, yaşıyor. Hatta Verge'le o ünlü avukatla evlenip Afrika'nın kolonileştirilmesi üzerine çalışmalar yapan bir kişi. Özür dilerim, öldürdüm ama dirilttim sonra. Evet, noktayı koyuyoruz. Evet, bu hafta Cezayir meselesi diye kısa bir başlık üzerinden Osmanlı dönemini sömürgeci ya da kolonize edici bir dönem olarak niteleyebilir miyiz sorusunu da bir parça ele alarak hem Osmanlı hem Fransız dönemini kısacık da Türkiye'nin Cezayir meselesine yaklaşımı ile tamamladık. Bir başka programda Türkiye'nin bu 1950'lerdeki 60'lardaki siyasalarını, dünyadaki özgürlük mücadelelerine yaklaşımını, Bandung Konferansı'ndaki tutumunu falan ele almak üzere eksiğimizi bağışlamanızı dileyelim. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.